Herkese merhaba. Birkaç gündür dışarı çıkamamıştım. Hatta okula bile gidemedim çarşamba, perşembe. Perşembe günü zaten tatildi. Çarşamba günü okula bile gidemedim. Bugün de o yüzden birazcık dışarı çıkıp hava alayım. Hava alalım istedik. Neden okula bile gidemediğime gelirsek de bir baş dönmesi oldu. Bu vertigo denilen, birçok kişi biliyordur belki, vertigo denilen bir hastalık var. Yani sebebi tam olarak belli değil. Ama belli sebeplere bağlı olarak tetiklenip kriz gibi böyle bir baş dönmesi geliyor. 2-3 gün evden çıkmamı engelledi bu benim. Aslında meslekler videosunu da hemen istekleriniz ve sorularınız, yorumlarınız doğrultusunda arkasına çekmeyi planlamıştım. Ancak kafamı toplayıp buna fırsatım olmadı. İşte söylediğim gibi dışarı çıktık. Bu arada da cuma trafiğine yakalandık. Ben de bu süreyi sizinle sohbet ederek geçirmek istedim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bundan önce o gereksiz bilgiler verdiğim, dediğim ve sizin yorumlarınızı da hayır gereksiz değil, gayet güzel diye yorumlar yapıp beni mutlu ettiğiniz videomla ilgili konuşmak istiyorum. Neden adımı değiştirdim diye yazmıştım. Hatta hani yorumlarınızdan da bahsetmek istiyorum. Çünkü çok kısmı hoşuma gidiyor. Arada evet canımı sıkanlar da oluyor. Mesela bir arkadaşımız şey yapmıştı. Clickbait yapmasını da öğrenmişiz gibi bir yorumda bulunmuş. Evet, ilginç bir şey olduğu için ben adımı neden değiştirdim diye koymuştum o videoya. Ve gerçekten de burada bu isim, farklı isim kullanmayla ilgili bir şeyi paylaşmak istedim. Olayı paylaşmak istedim sizinle. Bununla ilgili çok böyle acımasız yorum yapanlar da oldu ve genellikle bu acımasız yorum yapanların söylediklerinden anladığım, videoyu seyretmeyip sadece adımı neden değiştirdim yazdığım için, yani mesaj tarzımla ilgili bir şey söylemek istemiyorum da moralim bozuldu, hoşuma gitmedi. Ama yine de çoğunluğu güzel yorumlardı. Yorumlarınızın hepsini okumaya çalışıyorum ve farkındaysanız hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Özellikle de kısa sürede bilgi isteyenler oluyor. Buraya gelmek için veya işte girecekleri sınavlar için, yapacakları işlemler için elimden geldiğince araştırıp geri dönmeye çalışıyorum. Diğer normal günlük yorumlarınıza da yine cevap vermeye çalışıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. O videodaki bazı yanlış anlaşılmalar veya bazı kişilerin özellikle yanlış anladığı şeylere açıklık getirmek istiyorum. Öncelikle kupalarımdan bahsetmek istiyorum. Burada elimde kahve yok tabii, şimdi arabadayız. Ama genelde çok fazla kahvesiz bir zamanım geçmiyor. Kupalarım da çok değişik ve hepsinin üstünde yıldız var. Evet, bu yıldızın anlamı Amerikan bayrağı olması değil. Beni tanıyanlar, eskiden yani normal beni tanıyanlar yıldızı ne kadar sevdiğimi bilirler. Yıldız benim hayatımda bir takıntıdır. Mutlaka bir yere giderken, yani evde bile her zaman üzerimde yıldız figürü taşıyan bir şey vardır. Evin her tarafında zaten yıldız görmek mümkün. Mutlaka yıldızlı bir şey. Bu nasıl başladı, nasıl geldi, neden ben yıldızı sevdim? Öncelikle tabii ki dünyanın en güzel yıldızı, en sevdiğim yıldız, Türk bayrağındaki yıldız. Bu bir. Yani bunun üstüne artık daha başka söyleyecek bir şeyim yok. Yıldızın anlamı benim için beş köşe insan figürü olması, insanı simgeliyor olması. Ve bir de seviyorum. Yani herhangi bir şey yok. Herkesin hayatında işte bazısı kalbi sever, bazısı yoncayı sever, bazısı neydi bir şey böceği var onu sever. Yani herkesin sevdiği bir şey vardır. Yıldız da benim takıntım. Evet, ben birazcık daha yıldız konusunda fazla takıntılı olabilirim. Çünkü böyle dışarı çıkarken mutlaka yıldızlı bir şeye ihtiyacım var. Yıldızlı bir şey olmadan, üstümde, elimde, yanımda, sırtımda yıldızlı bir şey olmadan dışarı çıkamam gibi hissediyorum. Bu benim bir takıntım. Bu kupalarla ilgili de ona açıklık getirmek istedim. Bir gün sizinle paylaşacağım bütün kupalarımı bu arada. Çok değişik şekillerde kupalarım var. Zaten daha önce yorum yapan bir arkadaşınıza da söylemiştim. Kupalar ve kahve benim özel ilgi alanıma giriyor.
Daha sonra isimle ilgili, ben tabii ismimi söylemediğim için ismimi yanlış anlıyorlar. O yüzden de bunu sürekli insanlara doğrulatmak bana zor geldiği için ben burada kısaca ismime Sam diyorum demiştim. İşte Sam erkek ismi değil mi? Şunu koysaydınız, bunu koysaydınız gibi güzel yorumlar geldi. Ben Sam'i aslında Samantha'dan dolayı koymuştum. Hani şu burnunu böyle yapıp da tatlı cadı Samantha vardı. Benim çocukluğumda vardı. Ben seyrediyordum onu ve de çok severdim. O yüzden de oradan benim aklıma Samantha'nın kısaltılması Sam olarak düşünmüştüm. Benim ismim Selma değil, Suzan değil. İsmim Sezin. Zor bir isim. Burada da zor, Türkiye'de de zordu. Ben buna hep alışkınım. Türkiye'de de ben ismimi söylediğim zaman gerçekten anlamayan, yanlış anlayan çok insan oluyordu. Sezin dediğim zaman Suzan mı, Sezen mi, Sezai mi diyenler bile oluyordu. O yüzden hani orada bile çok zor telaffuz ediliyor ya da zor anlaşılırken burada düşünün işte. Burada da ismimi söylediğimde Season mı, Susan mı? Yine değişik telaffuzlar. Hecelemenizi istiyorlar. Çok basit bir şey için oraya bir kahve almak için Starbucks'a gitmişim. Ve ismimden dolayı 15 dakika sırada insanları bekletiyorum. Oraya adımı yazacaklar çünkü benim ısmarladığım şeye. O yüzden de basit olsun, herkesin işini kolaylaştırayım. Ben de oralarda çok uğraşmayayım diye. Sadece öyle yerlerde kullanıyorum. Okulda kullanmıyorum. Okulda çünkü her gün orada insanlarla yüz yüze bakıyorum. Ve ben onların isimlerini söylenmesi ne kadar zor olsa da öğreniyorum. Doğrusunu söylüyorum. Onlar da aynı şekilde benim ismimi öğreniyorlar ve söylüyorlar. Çünkü çok sık görüştüğümüz için de bir zaman sonra bu öğrenilmiş oluyor. Çok sıkıntı değil. Yani benim kullandığım yer, ismimi Sam olarak kullandığım yer restoran ve kafeler. Farklı alanlarda daha denk gelmedim. Onun dışında video ile ilgili daha fazla çok fazla konuşmak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum beğenileriniz için. Yanlışlıkla beğenmeme tuşuna basan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Canınız sağ olsun. Hiç önemli değil. Ama çok kısa sürede bu kadar beğenilmesi ve bu kadar aboneye ulaşmış olmak beni çok mutlu etti. Ben yine bilgilendirici videolar yapmaya devam edeceğim. Elimden geldiğince araştırmalar yapmaya devam edeceğim. Yanlış söylediğim şeyler olabilir. Ben de çünkü bazı şeyleri sadece kendi bilgilerimden, bazılarını da yine internetten bulup veya okulda sorup öğrenmeye çalışıyorum. Okuldaki danışmanlara sorup öğrenmeye çalışıyorum. O yüzden de lütfen yanlış, yani ufak tefek yanlış verdiğim bilgileri olursa affedin. Hemen zaten eğer böyle bir şey fark edersem hemen düzeltmeye çalışıyorum. Bu arada belki geldiğim yeri merak edersiniz. Biraz da eğer burada dışarıda video çekebilirsem, o konuda biraz sıkıntılıyım biliyorsunuz. O sahil videosundan gördüğünüz kadarıyla. Elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım burada da. Burada Beybrook diye bir alışveriş merkezi var. Oldukça geniş. Hatta şimdi şöyle geriye döndürüp size burayı evet. Oldukça geniş bir alışveriş merkezi. Hem dışarıda yürüme alanları var, hem hava biraz kapalı. O yüzden de hani dışarıda yürüme şansımız olmazsa içeride de vakit geçirebilelim diye buraya geldik. Tabii ki çok doğal olarak bir bayanın canı sıkıldığında ilk gitmek isteyeceği yer tabii alışveriş merkezi oluyor. Birazcık stres atmak için. Biz de öyle yaptık. İçeride de video çekmeye çalışacağım. En azından buraları biraz göstermiş olurum merak edenler varsa eğer. Döndüreyim, çok fazla burada çünkü gösterecek bir şey yok. İlginç bir şeyler görürsem, ilginç ürünler görürsem, yerler görürsem, restoranlar falan görürsem onları da zaman zaman size göstermeye çalışacağım bu videonun devamında. Yine hem sohbet edeceğiz hem de yeni yerler göreceğiz.
bayıldım bunlara. Ve doğal olarak bunlara da bayıldım. Bunlar hala kırmış, bayanlar bilir. Galiba yani, ben de çok bilgi değilim ya. Ama yıldızlı olmak da harika. Tabii ki burada da. Şimdi arada bir şey yakaladım. Neymiş ki bu? Tayt galiba. Çok güzel. Çok değişik şeyler var burada. Şurada da bir yapıldı. Çıktık şimdi alışveriş merkezinden. Arabamızı alıyoruz, sesini de duyduk bu arada. Arabanın içinden biraz görüntü kötü olabilir, hava kararmış. Çekebilirsem çekeceğim. Olmazsa artık kapanışı size evde yapıyor olacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, evden merhaba. Gezdik, dolaştık. Birilerini gördük. Biraz hava aldık. Geri geldik. Şimdi ne zamanı? Şimdi ödev zamanı. Bir sürü ödevlerim var. Bir de bir gün de okula gitmemiştim. Onunla ilgili de yapmam gereken şeyler var. Biraz onlara bakacağım. Bizde akşam oldu. Sizde bayağı bir gece ya da sabaha karşı herhalde şimdi. Ama öyle olduğu halde burada şimdi gelir gelmez yorumlarınıza baktım.
Çok güzel yorumlar yazmış olan arkadaşlar ve hala yorum yazmaya devam edenler var. Cevaplamaya çalışıyorum teker teker bütün yorumlarınızı. Ama bu kadar hızla giderse, bu kadar yoğun bir şekilde giderse, arada kaçırdıklarım olursa ne olur kusura bakmayın. Önemli şeyleri mail atabilirsiniz. Önemli sorularınızı. Yorumlarınıza da bakacağım yine de. Çok çok önemli şeyler için lütfen mail atın veya Instagram'dan yazabilirsiniz. Instagram telefondan bakıyorum sürekli. Oradan da yazabilirsiniz. Yani bir şekilde cevaplamaya çalışırım. Bugün videoda neler konuştuk? Aslında kısaca üstünden geçmek istiyorum. İsmimle ilgili bir şeyleri açıklığa kavuşturmak istedim. Galiba söylemedim şeyi de. Çünkü çok soran oldu. Kimliğimi falan değiştirmedim. Yani öyle bir şey yok. Resmiyette hiçbir şey yok. Hiçbir yerde değiştirmedim. Sadece sorulduğu zaman kafe ve restoranlarda sen diyorum ismime. O kadar. Başka farklı hiçbir şey yok. İlginç, değişik bir şey olduğu için paylaşmak istedim. Onun dışında organik gıdacılar lütfen alınmayın. Bu konuda uzman değilim. O sadece benim fikrimdi. Küresel ısınma da aynı şekilde. Kelimelerime takılıp da beni yargılamayın ne olur. Yani işte küresel ısınma bir inanç değildir. Nasıl inanırsınız, nasıl inanmazsınız? O öyle bir öyle söylemişim. Yani ben inanmıyorum derken öyle bir şey söylemişim. Ya yani ben daha farklı bakıyorum diyeyim o zaman. Ancak bu benim fikrimin değişmeyeceği anlamına gelmedi. Araştırmadığım, okumadığım bir şey aslında. Sadece karşıdan herkesin televizyondan seyrettiği gibi ben de seyrediyorum. Ve kendimce de fikir belirtiyorum. Daha önce söylemiştim her şeye bir fikrim vardır diye, iyi kötü. O yüzden de profesyonel anlamda konuşmadım zaten orada. O da yine ilginç bir diyalog olduğu için paylaşmıştım sizinle. Onu da belirteyim. Yanlış anlaşılmalara da sebep olmak istemiyorum. Çok uzun bir video olmadı. Mesleklerle ilgili videoyu en kısa sürede çekeceğim. Araştırmalarımı yaptım aslında. Hemen hemen bitirdim gibi. Ama çok ekstra meslekler istemişsiniz. Farklı meslekler istemişsiniz. Onlara bakmam lazım. Bir de denklik konusuyla ilgili bütün sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Onunla ilgili de ayrıca bir konuşmayı düşünüyorum. Hani sıradaki videolardan bahsetmem gerekirse nasıl ehliyet alınır? Ondan bahsetmek istiyorum. Ancak ben tabii ki Texas eyaleti için nasıl ehliyet alınır bahsediyor olacağım size. Bir de bugün üzüldüğüm bir şey oldu. Bir arkadaşımız mesaj atmış, vize görüşmem olumsuz geçti diye. Hangi yönden olumsuz geçti, neden, hangi tür vizeydi, öğrenci vizesiydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Önceki bir mesajlarını aradım ama bulamadım. Hani hangi tür vizeydi, neden olumsuz geçti, bunları bize yazarsa ya da bana yazarsa ben de paylaşırım. Ben de sizlerle paylaşıp iyi deneyimleri olan ya da bu tarzda deneyimlerini paylaşacak olan kişilerle de görüşebiliriz. Yani insanların bu yaptıkları görüşmeler niye daha olumlu olmasın, niye olumluluk yüzdesini yükseltmeyelim. İyi kötü anılarımızı, deneyimlerimizi paylaşıp bence birilerine yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kısa bir sürede görüşmek üzere. Hoşça kalın.